Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem akşam üzeri Zeytin'i yani köpeğimi gezdireceğim, hem aynı zamanda GoPro için ışık yaptım. GoPro Light Mode satılıyor biliyorsunuz. Kendim Light Mode yaptım GoPro Hero 5 Play'e göre. İlerleyen günlerde de detaylı yapım videosunu paylaşırım. Bugün veya yarın kanalda olur. Hem onu göstereceğim. Şu anda ışık kapalı. Işığı açıyorum. Işığı açtım. Bakın yani ciddi fark var. Bayağı bayağı işe yarıyor. Bayağı aydınlatıyor. Şu anda tek elimle kamerayı tuttuğum için bir yandan Zeytin'i tutuyorum. Işığı kapatıp da göstermek isterdim fakat şu anda tek elle bunu yapamıyorum. Baya baya aydınlatıyor. Baya ciddi faydası oldu. Gel bakalım buraya doğru gidelim. Bu arada Zeytin'in patisini her seferinde giydiriyordum. Bu sefer unuttum giydirmeyi. Patisini çıkartıyor her seferinde. Hatta şöyle size gösterebilirim. Şu anda kapatayım ışığı. Bakın şu anda kapattım. Kamera ışığı yok. Şu anda açıyorum. Aradaki farkı gördünüz. Eğer bunun yapımını paylaşacağım dediğim gibi bugünlerde. Eğer siz de isterseniz kameranız için veya GoPro'nuz için böyle bir ışık yapabilirsiniz. Hem de maliyete de bayağı bir uygun. Hatta kullandığım malzemelerin daha uygunlarını da kullanarak siz daha uyguna da böyle bir şey yapabilirsiniz. Kamera ışığı. Eğer siz de benim gibi gece video çekiyorsanız, şu anda Zeytin bir şeye havluyor. Fakat hiçbir şey gözükmüyor. Siz de kendi kamera ışığınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda GoPro Hero 5 Black 4K 30fps'te çekiyorum. Geniş açı modunda çekiyorum. Hem gece performansını, video kalitesini görmüş olursunuz. Hem aynı zamanda da benim kamera ışığını hem test ediyorum hem sizler için video çekiyorum. Bakın. Şu anda kapalı. Açık. Kapalı, açık. Bayağı ciddi fark ediyor. Sağ sola etrafı da göstereyim.
Eğer geceliğin siz de benim gibi video çekiyorsanız, vlog çekiyorsanız bu yaptığım ışık işinize yarayabilir. Bu arada bunun hazırları da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Fakat hazırları bence gereksiz pahalı. GoPro için olan aynı benim yaptığım gibi bir zaten ışık modu, ışık seti satılıyor. Fakat fiyatı sanırım 2000 TL'nin üstündeydi ve benim yaptığımla aynı özelliklere sahip. Hatta benim şu an bu yaptığım hem şarjı daha uzun süre gidiyor, hem daha fazla aydınlatıyor, hem aynı zamanda ayarlayabiliyorsunuz. Hem parlaklığı ayarlanıyor, hem aynı zamanda çakar modu falan da var. O modları da ayarlanıyor. Bakın bayağı bayağı aydınlatıyor. Yani öyle çok uzak, böyle karanlık mesafe araba farı ya da bir araç farı gibi aydınlatmıyor. Fakat normal hani vloglarda falan kendinizi, yüzünüzü veya işte gösterdiğiniz evin içindeyse veya böyle çok büyük olmayan yerleri aydınlatmaya yeter. En azından kameranın gösterdiği yerleri aydınlatmaya yetiyor. Gel bakalım. Zeytin. Zeytin şu anda otuyor. Otları yiyor, yiyor, ondan sonra çıkartıyor onları ve hani bir şey de yok. Bıraksanız sabaha kadar ot yiyor. Genellikle bunu yapıyor. Fakat bu, ben veterinerlere sordum ve bunlar araştırdım. Konuda şimdi çok fazla dağılmasın. Karın ağrısıyla falan bir ilgisi yokmuş. O tamamen bir halk efsanesi, köpeklerin ot yiyip otu çıkartması. Her köpek neredeyse yapıyor. Tam olarak sebebini bilmiyorum. Yani bir ara veterinere sormuştum ama şu anda aklım belli, o yüzden yanlış bilgi vermeyeyim size. Etrafı da göstereyim size. Etrafta bu şekilde. Bakın şu anda kapatıyorum. Kapattım. Açıyorum. Açtım. Kısık modu. Bu da çakar modu. Kapalı. Açıyorum. Açtım. Kısık mod. Bu da çakar modu. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bakın şu anda kapalı. Şu anda Zeytin zar zor gözüküyor ki burası aydınlık olmasına rağmen, yani burada sokak lambaları olmasına rağmen açıyorum. Aradaki fark belli. Ya bence gayet güzel oldu ve en azından uygun. Yani siz de kendi ekipmanınızı yapmak isterseniz böyle yapabilirsiniz, gayet de işe yarıyor. Gel bakalım. Bakın özellikle burası bayağı bir karanlık. Ama ışık bayağı bir aydınlatıyor. Şöyle hatta ışığı kapatayım. Kısık mod, çakar mod, kapalı. Hiçbir şey gözükmüyor. Açıyorum. Gayet yeterli. Tabii GoPro'nun hazır olan o ışık modu, light mode, su geçirmez sanırım.
O büyük bir artı. Hani eğer yani gerçi o su geçirmezler de kullanabilir. Hani su altında dalış yaparken belki o ışık yeterli olursa su altında kullanabilir. Onun bir tek avantajı var. Bir de GoPro'nun kendi orijinal ürünü olduğu için biraz daha estetik olarak güzel duruyor. Gerçi benim yaptığım da bayağı estetik güzel duruyor. Bütçeniz varsa onu alabilirsiniz veya yan markalar da var, alternatif olan markalar da var, onları da alabilirsiniz. Fakat yani en uygun kendiniz yapınca en uygun o şekilde oluyor. Burada da mantar çıkmış. Bakın şu anda kısık mod, çakar kapalı. Açıyorum. Bu arada zeytin ot yemeye devam ediyor. Yesin bakalım ot. Ben de size sağa sola göstereyim. Bakın şu anda olduğumuz yer bayağı bir karanlık. Işığı kapatıyorum. Işığı kapattım. Şu anda olduğumuz yeri etrafa gösteriyorum. Zeytin şu anda burada. Bakın ışığı açıyorum. Işığı açınca da bu şekilde böyle aydınlatıyor. Aradaki fark sanırım bayağı belli oluyordur. En azından çok da uzak olmasa yani yarım metreye yakın gösteriyor. Video çok uzamasın diye az önce videoyu durdurdum. Zeytin hala da ot yiyor. Yaklaşık 10 dakika oldu. Bakın şu anda ışığı kapatıyorum. Parmağımla kapattım. Böyle. Işıkla böyle. Işıksız böyle. Işıkla böyle. Işıksız böyle. Işıksız etraf. Işığı açıyorum. Bu şekilde. Aradan 20 dakika geçti. Video uzamasın diye kaydı durdurdum. Zeytin neredeyse bütün buradaki otları, çimenlerin hepsini yedi. Şimdi ışık kapalı. Şimdi ışığı açıyorum. Bu şekilde bayağı bir faydası oluyor. Bayağı etrafı aydınlatıyor. Bakın açık şu anda. Kısık. Çakar kapalı. Açıyorum. Hadi gel bakalım. Hadi gel artık. Artık Zeytin. Etrafı da size göstereyim. Hava iyice karardı. Gel bakalım. Bakın mesela şurası bayağı bir karanlık.
Şu anda açık ışık. Bakın kapattım. Açtım. Aradaki fark. Şu anda bu bölgede bayağı bir karanlık. Burası da bayağı bir karanlık. Şimdi kapatıyorum. Kapalı şu anda ışık. Açtım. Kapalı. Açık. Aradaki farkı görüyorsunuz. Gel bakalım. Şu anda açık. Kısık mod. Çakar. Kapalı. Açıyorum. Kısık mod. Çakar. Kapalı. Açık. Evet, böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.